Organel çeşitlerinden hangisi karşısındaki maddeyi kullanamaz demiş. Lökoplast glikozdan nişasta sentezleyebilir. Ribozom aminasilerle protein sentezler. Kloroplast karbondioksit besin yapısına kadar Ki biz buna karbondioksit özümlemesi diyoruz değil mi? Lizozom proteini sindirebilir. Bakın mitokondri glikojeni kullanamaz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu bile yanlış. Mesela glikoz çiziyorlar. Mitokondriye doğru yanlış arkadaşlar kim girer mitokondrin içerisine? Glikozun parçalanmasıyla oluşan piruvat girer. O yüzden cevabımız C seçeneği. Mikroskobik inceleme yapan bir öğrencinin incelediği bir hücrede yapılarından hangilerini gözlemlemesi bu hücrenin prokaryot olmadığı hakkında kesin yargıda bulunmasını sağlar? Yani ben ne aramalıyım arkadaşlar? Zarlı bir organel aramalıyım hemen. Mesela peroksizom tek zarlı çevrili bir organeldir. O zaman prokaryotlarda bulunmadığını kesin olarak biliyorum. O zaman 3 benim şıklarımın birinde olmak zorunda arkadaşlar. 3 olmayanları hemen eleyelim. Çeper prokaryotlarda mesela bakteri de vardır. Ökaryotlarda da bitkilerde de vardır. O yüzden bu bana bilgi vermiyor arkadaşlar. Bir olanı da hemen eleyelim. Ribozom prokaryotlarda da var. Ökaryotlarda da var. O yüzden bu da bilgi vermiyor. İki olanı da eliyorum. Mikrotübül dediğimiz yapı ökaryotlarda bulunan hücre iskeleti elemanıdır. Bu da bize ya, bilgi verir arkadaşlar. Ökaryot hücrelerde bulunur. O yüzden cevabımız D seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Mikroskopik incelemede bir hücrenin çepere sahip olduğu ribozom bulundurduğu, mitokondri bulundurduğu, kloroplast bulundurmadığı gözlenmiş. Hangisi kesin söylenir? Şimdi çeperin var, kloroplastın yok. Sen mantar hücresi de olabilirsin. Bitki hücresi de olabilirsin. Hocam nasıl bitki hücresi oldu? Kloroplasti yok. Ya bitkinin kök hücresidir belki. Toprağın altındaki bir hücrede niye kloroplast olsun ki? Çeper var diye hayvan hücresi değildir. Kesini soruyor. Bitki hücresi ya da mantar hücresi arasında karar veremedim. Prokaryot zaten olamaz, mitokondrisi var. Kesin ökaryot hücredir çünkü mitokondrisi var. Cevabımız C seçeneği. Bölünme özelliğine sahip olmayan ökaryot hücrenin çekirdeğinde hangisi bulunmaz? Şimdi hücre zarı, çekirdek zarı, çekirdeğin böyle porları var. İçerisinde kromatin iplik şeklinde bir DNA'sı var. Bir ya da birden fazla çekirdekçik var. Çekirdek zarı zaten çift zarlı. Çekirdeğin plazması, çekirdeğin içerisindeki sıvı kısmı. Hocam ipliği bir kere mikrotübüller tarafından oluşturulur. Sentrozomlar tarafından düzenlenir. Ve sitoplazma tarafındadır. Çekirdeğin içerisinde değildir. O yüzden cevabımız B seçeneği. Prokaryot ve eukaryot hücreler özellikleri bakımından farklılık gösterebilir demiş. Şimdi elinizde bir tane bakteri hücresi olsun. Atıyorum işte bir tane bitki hücresi, bir tane de hayvan hücresi olsun. Tamam mı? Şimdi kıyas yapıyorum ya. Depoladıkları karbonhidrat çeşidi bitkide nişasta, bakteride glikojen farklılık gösterebilir. Sitoplazmada bulunan organel çeşitleri zaten bakterileri bozamdan başka bir organel yok. Bitkide kloroplastından mitokondrisine, hayvanda golgisine, endoplazmik lizozomu lizozomuna her şey var. Madde alışveriş yöntemleri bak bu da farklı olabilir. Neden? Çünkü bakteriler mesela egzostoz, endostoz gibi olayları gerçekleştiremez. Çünkü koful oluşturamaz hocam. DNA miktarı yani şimdi bir ökaryot canlının lineer olan DNA miktarıyla Bakterilerdeki gibi halkasal bir DNA miktarı aynı olamaz zaten. Hücredeki konumu da zaten farklı. Bakterilerde sitoplazmada, bitki ve hayvanda çekirdek içerisinde, mitokondri ve kloroplast gibi organellerin içerisinde bulunur. Dolayısıyla hepsi bakımından farklılık gösterir. Bakteri ve bitki hücresinin yapısı gösterilmiş. Şu görselde hangileri ortak olarak bulunmaz bakteri ve bitki için? Bakın Besin kofulu dediğiniz şey koful bir organel arkadaşlar. Bakteride organel olarak kabul edebileceğiniz bir tek ribozom var. O da bazı akademik kaynaklarda organel diye bile geçmiyor artık. Supra molekül diyorlar. şimdi bir kız ilgilendirmez. Kamçı dediğiniz şey de bakterilerde var. Şu anda bu bitkinin yapısında yok. Mikrofilament hücre iskelet elemanıdır. Hücre iskelet elemanlarından mikrofilament, mikrotübül, arafilament, ökaryotlara özgü olan hücre iskelet elemanıdır. O zaman bakteri de bu yok. Çekirdek zaten bakteri de yok. Hani onlarda böyle çekirdeksi bir yapı yani böyle kromatin ipliği saran bir yapı yok. Zaten prokaryot sonuçta. O yüzden ortak olmayanı sormuş E seçeneği. Grafikte bir bitki hücresinde bulunan zarlı bir organelin faaliyetine bağlı olarak hücredeki oksijen ve karbondioksit miktarı. Karbondioksit azalmış, oksijen artmış. Kim bu arkadaşımız? Kloroplast. Grafiklerdeki değişimlere neden olan organel ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Fotosentez yapan tüm hücrelerde bulunur. Şimdi fotosentez yapan bir bakteri hücresinde kloroplast var mı arkadaşlar? Yok. Kendisine ait DNA, RNA ribozomu vardır kloroplastın. Ve ihtiyaç durumunda çekirdeğin kontrolünde o DNA sayesinde kendini eşleyebilir. Cevabımız D seçeneği. Kök hücreler doku ve organların oluşumunu sağlayan ana hücrelerdir. Embriyonik ve yetişkin olmak üzere ikiye ayrılırlar. Şimdi embriyonik kök hücrelerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Bakın bu yetişkin kök hücreden kastımız şu. Mesela bir kemik iliğini düşünün. Bu kemik iliğinde arkadaşlar sadece kanla ilgili kök hücreler var. Ama embriyonik kök hücrede o blastomerler var ya her şeye dönüşebilirler. O kadar güçlü dönüşüm özelliğine sahipler. Çünkü arkadaşlar daha tam farklılaşmamışlardır. Dolayısıyla mitoz bölünme ile sürekli çoğalabilme özelliğine sahip, farklılaşmadıkları için istenilen hücre tipine dönüştürülebilir ve laboratuvar ortamında uygun şartlarda kolayca geliştirilebilirler. Etik bakımdan bazı çalışmalarda arkadaşlar sıkıntı yaşandığı için embriyonik kök hücreyle çalışmak öyle her laboratuvarın ulaşabileceği bir seviye değil bununla ilgili araştırma yapabilirsiniz. Aslında çok ilginç konular var. Embriyonik kök hücre çalışmaları ile ilgili. Cevabımız E seçeneği. Tabloda bazı hücresel yapılarla ilgili özellikler verilmiş. Artı özelliğin görüldüğünü, eksi özelliğin görülmediğini ifade ediyor. Hangisi doğrudur demiş. Şimdi mitokondri nükleik asit bulundurur. Hem DNA hem RNA bulundurur. Kloroplast çift zarlıdır. ATP sentezler fotofosfolasyon yapar. Ribozom zarsızdır. Ribozomal RNA'yı bulundurur. Şimdi ne oldu? 1 artı, 2 artı, 3 artı. İlk 3'ü artı olacak. Peki. 4 eksi, 5 artı cevabımız D seçeneği. Ökaryot bir hücrede bulunan organelleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir demiş. Birinci organelde üretilen enzimler ikinci organellerde paketlenir ve üçüncü organel oluşabilir. Şimdi granüllü endoplazmik retikulumun üzerindeki ribozomlar enzim sentezle de diyelim ve bu enzimler gitti golgi de paketlendi. Bir baktık ki bu enzimler sindirim enzimi. Paketli sindirim enzimine ne denir arkadaşlar? Lizozom. Aslında olayımız bu. O yüzden diyoruz ya golgi e, granülsüz endoplazmik tarafından e, retikulum tarafından oluşturulur. Lizozom da golgi tarafından oluşturulur. Üçüncü organelin etkinliğinin artması hücre için madde derişimini azaltır. Üçüncü organel lizozomdur. Doğru mu? Lizozom ne harcar arkadaşlar? Su harcar. Neyi arttırır? Monomeri arttırır. Su azalır. Monomer artarsa arkadaşlar yoğunluk artar. Yani derişim artar. Birinci organelin üzerinde ribozom vardır. Granülü dememizin sebebi zaten üstünde ribozom bulunması. Birinci ve ikinci organeller glikoprotein molekülü sentezinde beraber görev alırlar. Mükemmel bir soru. Evet bu madde gerçekten çok güzel bir madde. Çünkü glikoprotein evet öncelikle golgi ama granüle endoplazmik etikulum da yardım ederek yapar arkadaşlar. 1-2-3 prokaryot hücrelerde bulunmaz. Doğru bir ifade. Çünkü zaten prokaryotlarda ribozom dışında bir organel yok. Cevabımız B seçeneği. Ökaryot bir hücrede bulunan X organeline ait bazı özellikler verilmiş. ETS var, ATP üretim tüketimi, DNA, RNA, ribozom, inorganikten organik madde sentezi. İşte kopyamız da bu, kloroplast. Tamam mı? Şimdi X organelini bulunduran bir tane hücre var elimizde. Bu hücre için doğruluğu kesindir diyor. Depo polisakkaritin işastıdır. Bilmiyorum. Öglena da olabilir. Doğru mu? Öglena'yı yanlış çizdim. Şöyle öglena da olabilir. Öglena'nın depo polisakkaride değişkendir arkadaşlar. Nişasta değil. Selloz yapılıcı duvarı yine bakın öglena'ya örnek verebiliriz. Yani hemen aklınıza bitki gelmesin kloroplast denilince. Mesela alg de olabilir ki alglerin çeperi alginik asit denilen bir kimyasal madde. Detayın detayı ama en azından bitki değil. Çok hücreli bir canlıya aittir. Bak öglena tek hücreli. Aktif olarak hareket edemez. Bak öglena kamçıyla hareket ediyor. Ama burada bir gerçek var. O da şu bitki de olsan, alt de olsan, öglena da olsan ökaryot canlısın. Dolayısıyla genetik materyalin çekirdekle çevrili durumda. Yani sitoplazmada dağınık değil. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bitkisel bir hücrenin üç farklı organelinde meydana gelen metabolik faaliyetler sonucunda bazı maddelerin miktarında meydana gelen değişimler verilmiş. Değişimlere göre yargılarından hangilerinin doğruluğu kesindir. Şimdi bakın nişasta sentezleyen bir organel bitki de bu lökoplast da olabilir, kloroplast da olabilir. Arkadaşlar kloroplast bir miktar glikozu kendi içerisinde nişastaya dönüştürebilir. Bunu bilmeniz lazım. Su arttıran bir organel. Valla dehidrasyon reaksiyonu hocam ribozom da yapıyor. Doğru mu? Mitokondri solunum da yapabilir. İşte atıyorum golgide bir şey sentezlenmiştir. Endoplazmik retikulonda bir şey sentezlenmiştir. Y ile ilgili bir şey söyleyemiyorum. Oksijeni arttıran kim? Kloroplast. Bunu söyleyebilirim. Şimdi X organelin etkinlik göstermesi için ortamda ışık bulunması lazım ama lökoplast ışıksız ortamda bulunur. Y organel çift zarlıdır. Y ile ilgili hiçbir fikrim yok. Yani ribozom da olabilir, mitokon de olabilir. Y organeli hayvan hücrelerinde bulunmaz. Yine bir şey bilmiyorum ki Y organeli ile ilgili. X organelin etkinliği sırasında hücrenin ozmotik basıncı artar. Arkadaşlar şimdi nişasta sentezi yapıyorsun. Açığa ne çıkıyor? Su çıkıyor. Su artarsa ozmatik basınç ne olur? Azalır. Buna başka bir açıdan da bakabilirsiniz. Nişasta sonuçta monomerlerin birleşmesiyle oluşuyor. Monomer azalırsa da arkadaşlar e, yoğunluğun azaldığını söyleyebilirsiniz. O yüzden ben size şöyle bir cümle yazayım. Aslında videolarda da görünüyor ama... Bir yerde arkadaşlar monomer artarsa yoğunluk artar, ozmotik basınç artar. Bunu bilin bu stomaların açılıp kapanmasında da size lazım olacak. Şimdi dönelim geriye. Z organeli klorofil etkinliği gösterir. E kloroplast oksijen miktarını arttırmış. Klorofil etkinliği gözlenir. İşte cevabımız bu.